Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 7-13 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş yay burcunda ilerliyor. Mars koç burcunda, Karşıt burcunuzda güçlü bir şekilde hareketini devam ettiriyor. Enerjisi güçlü bir haftadayız. Özellikle ee, iletişimle ilgili konularda ilişkilerle ilgili konularda aktif olabileceğiniz bir döngüdesiniz. Hafta başında Ay Başak'ta olacak. Özellikle pazartesi ve salı günü belki biraz daha kendi kabuğunuza çekilmeniz, bir şeyleri planlamanız e, mümkün. Günlük hayatınızın düzenlenmesi, genel sağlıkla ilgili bazı bakımlar, temalar da yine hafta başında gündemde olabilir. Çarşambadan itibaren ay burcunuzda olacak ki bu duygusal enerjinizi arttıracaktır. Günlük hayatı da daha fazla motive olabilirsiniz. Tabii yakın ilişkileriniz, özellikle aile üyeleriyle olan ilişkilerinizdeki duygusal paylaşımlar da biraz gündemde olabilir daha hassas olacağınız için daha fazla ilgi, sevgi, yakınlıkta bekleyebilirsiniz özellikle yakınlarınızdaki kişilerden. Cuma ve cumartesi ay akrepte olacak. Bu iki gün parasal kazançlar anlamında verimli. Ee... Yine bütçenizle ilgili bazı ayarlamalar yapabileceğiniz gibi alışverişler de olabilir. Bazı ödemeler, banka işleri, kredi işleri, fatura işleri yani bu tarz, bu tarz para giriş çıkışlarının da öne çıkabileceği daha çok parayı düşünebileceğiniz iki gün Cuma ve Cumartesi. Evet bu hafta Güneş yay burcunda ilerlerken kuşkusuz zihinsel anlamda yaratıcılığınızı arttırıyor. Yeni şeyler öğrenmek. Bazı eğitimlerle ilgilenmek, yakınlarınızdaki kişilerle daha fazla temasta olmak mümkün. E, Mars'ın da Koç burcundaki hareketi Güneş Mars üçgeni hafta ortasından itibaren etkinleşecek. Eş zamanlı olarak Güneş ile Neptün arasındaki kare açıda etkinleşiyor bu arada. Bu ilginç fırsatlar da çıkarabilir tabi. Özellikle iş girişimlerinizle ilgili, işle ilgili ortaklıklar, işbirlikleri bu alanlarda idealize ettiğiniz ya da bazı hayallerinize sizi ulaştırabilecek kişiler, kontaklar gündemde olabilir daha girişken olabilirsiniz. Çeşitli tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Eşinizle, partnerinizle birlikte hareket etmeniz, bazı sözleşmeler yapmanız da mümkün bu hafta genelinde. İşle ilgili bazı seyahatler ya da işle ilgili bazı eğitim ve benzeri girişimler de olabilir. Ee, yalnızca Güneş-Neptün karesi zaman zaman bizi biraz e, gerçeklerden uzaklaştırabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Düşünceleriniz evet, yaratıcılığınız güçlü, hayal gücünüz güçlü, vizyonlar oluşturabiliyorsunuz ama içinde bulunduğunuz şartlara özellikle günlük hayatınızın detaylarında, iş hayatınızın detaylarında biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ee, herhangi bir bilgiyle karşılaştığınızda, herhangi bir teklifle karşılaştığınızda bu konulara da daha detaylı bir şekilde, güvenli bir şekilde adım atmanız, detaylara dikkat etmeniz, çok hayalci davranmamanızda fayda var. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.